Kütahya demek, Çin'i demek, ateşte açan gül demek. Yeşildir, kırmızıdır, sarıdır, mavidir. Çin'i rengarenktir. Çünkü renk ahenktir. Ustası dalar renklerin dünyasına, kapılır cazibesine, dalar gider Çin'i deryasına. Hemhal olur desenlerle, bir anda bulur kendini, çizgilerin önünde, arkasında, bir ayetin tam ortasında. Çin'i toprağın fırınla, ateşle, sırla dansıdır. Çin'i renklerin yeniden keşfi, ustasının kendini hakikatte bulma şansıdır. Çin'i lalede tevhid, ay yıldızda hürriyettir. Çin temanide huzur, bahar dalında niyettir. Eni konu asırlardır ustası seramiğe dökerken içini, gönlümüze seslenen bir göz musikisidir Çin'i. Üç çocuklu inşaat ustası bir babanın ortanca evladı olarak 1974 yılında Kütahya Yeni Mahalle'de dünyaya gelir Ekrem Aşar. Eğitim hayatı Kütahya'da geçer hocamızın. İlk eğitimini 1980 ile 1985 yılları arasında günümüzde Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu olarak hizmet veren Evliya Çelebi Zafer İlkokulu'nda tamamlar hocamız. 1986 yılından 1989 yılına kadar Hacı Hıfz-ı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini alan hocamızın 1989 yılında Kütahya Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul kısmına kaydı yaptırılır. 1996 yılında İmam Hatip Lisesi'nden mezun olur hocamız. Dedem imammış, ben görmedim tabii, rahmetli olmuş. Babam da benim de imam hatip olmamı istiyordu. Onun için ben de bir içimde bir imamlıkla ilgili bir sevgi oluştu. Zaten peygamber mesleği. Onun için imam olmaya karar verdim. Ve 1997 yılında imtihanlara girip imamlığı kazandım. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Dümrek Hüseyin Paşa köyünde 1997 yılında göreve başladım. İlk görev yerinden itibaren toplumun ona yüklediği sorumluluğun farkındadır Hafız Ekrem Aşar hocamız. Meslek sahibi olan bir Anadolu çocuğu olarak genç yaşta yuva kurmak ister o. Köyde İmam Hatip olarak görev yaptığı yıllarda Kütahya merkezde tanıştığı eşiyle kısa süre içinde evlenir hocamız. Mahallede sevilen bir insan, sayılan bir insan. İmamlık yaptığımız köylerde de sevilir kendisi de, severler bizi. Telefonla hala iletişimlerimiz vardır. 2000 yılında vatani görevini de tamamlayan hocamız, askerlik dönüşü bir süre daha Dümrek Hüseyin Paşa köyünde imam hatiplik yapar. Sonrasında 2003 yılında önce Kütahya Merkez Sofular Köyü'ne ataması yapılır hocamızın. Sofular Köyü'nde 6 yıl görev yapan hafızımız, 2006 yılında ilahiyat ön lisansını da tamamlar.
2013 yılından itibaren halen görev yapmakta olduğu Kütahya Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Medine Camii'ne İmam Hatip olarak atanır Ekrem Aşar. İmamlık peygamber mesleği, onun için imam olarak üstümüzde büyük bir sorumluluk var. Teknolojinin bizi hızla kuşattığı bugün de teknolojinin iyi yanlarını alıp kötü yanlarını terk etmeliyiz. İnsanlar bu konuda aydınlatmalı, yardımcı olmalıyız. İmam Hatipliğin çağın gereklerine uygun olarak yapılması görüşünde Ekrem Aşar. Peygamber Efendimizin mesleğini icra ediyor olmak hata kaldırmaz diyor çünkü o. Bizler topluma örnek olan insanlarız. Kapımıza gelen herkesin derdine derman olabilmeli, sorulan suallere cevap verebilmeliyiz diyen hafızımız, görev yaptığı arkadaşları ve cemaatiyle de sıcak bir ilişki kurmuş vaziyette. Ekrem Aşar hocamla birlikte yaklaşık bir sene aşkın görev yapmaktayız. Ekrem Aşar hocam, yani mahallemizin sevilen imam hatiplerinden, sevilen kardeşlerimizden bir tanesi. Genellikle yani yaz kurslarında çocuklarımızı okuturken çocuklarla çocuk olur, gençlerle genç, yaşlılarla yaşlı olur. Yani herkesle daima iyi geçinir. Cemaatiyle ve görev yaptığı arkadaşlarıyla kurmuş olduğu bu ilişki sayesinde çevresi tarafından da sevilen birisi olmuş Ekrem Aşar. Genç yaşına rağmen herkesle muhabbet edebilen birisi o. Bu muhabbeti koruyabilmek ve görevini de layıkıyla yapabilmek adına cami görevi olan her din gönüllüsü gibi o da çok erken saatlerde güne merhaba demekte. Sabah namazında cemaatimizle buluşuyoruz ve namazımızı kıldıktan sonra yine öğle namazına kadar istirahat ediyorum, kitap okuyorum. Öğle namazından sonra yine annemi ziyaret ediyorum. Annem mahallemizde. İkindi namazını kıldıktan sonra yine kitap okuyorum. Akşam namazından sonra programımız var. Gençlerle buluşuyoruz. Camimizde, cemaatimizde kitap okuyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiyorum, tecvid öğretiyorum. Yatsı namazından sonra yine cemaatimi bilgilendiriyorum, onlara yardımcı oluyorum. Genelde benim bir günüm böyle geçiyor. Gününü dolu dolu yaşayan bir din gönüllüsü o. Vaktinin çoğunu camisinde cemaatiyle birlikte geçirir. Çünkü imam hatip olmak demek, cemaatinin lideri olmak, yaşadığı çevrenin örnek kişisi olmak demek. Mukaddes kitabımızın tebliğlerini onlara ileten olmak demek. Bu manada inandıkları dinin icaplarını, neler yapması gerektiğini anlatır onlara Ekrem Aşar. Ekrem Hocam, bizim dini bilgilerimiz pekiştirdi, zihnimizi açtı. Ekrem Hocam'la sohbet etmek bizi biraz geliştirdi dini konularda. Akşam ve yatsı namazları arasında bizi zaman zaman toplayıp bütün kafamızdaki soru işaretlerini çözdü. Allah ondan razı olsun. İyi ki Ekrem Hocam'la tanışmışız. Temsil ettiği kurumun ona verdiği görev ve sorumluluğun ziyadesiyle farkında olan birisidir Hafız Ekrem Aşar. Attığı her adımın, ağzından çıkacak her kelimenin ne anlama geleceğini çok iyi bilmekte o. Onun için camisi ve cemaati için nefes alıp veren birisidir hocamız. Camisinin ve cemaatinin ihtiyaçlarından arta kalan zamanlardaysa Kütahya'da gezip dolaşmayı tercih eder Ekrem Aşar. Fakat gününü böyle anlamlı ve yararlı işlerle geçiren hocamızın vazgeçemediği bir sevdası daha vardır. Ve Kütahya denince ilk o akla gelir. Liseye giderken benim için de böyle bir çini yapma zaten... Resim yapıyordum kendi kendime, merakım vardı. Liseye giderken bir arkadaşım bana dedi ki işte Halk Eğitim Merkezi'nde çini kursu var. Oraya gidelim ve oraya gittim. Çini hayatım
Çin ile tanışmam böyle başladı. Dünyada Çiniciliğin merkezlerinden birisi kabul edilen, ülkemizde Çini sanatı denilince İznik'le kardeşçe anılan, geleneksel el sanatımızın hayat bulduğu şehirdir Kütahya. Kütahyalı ustalar ateşte açan çiçekler olarak tanımlarlar Çini sanatını. UNESCO yaşayan insan hazinesi olan Mehmet Gürsoy hocamızsa, bir göz musikisidir der bu sanatı için. Birçok evde ve atölyede o gözler bu sırrın kapısını aralamıştır zira. Kimi usta için bir geçim kaynağı, bir ekmek kapısı olmuş bu sanat. Kimisi içinse bir lale motifinde mana alemine giriş kapısı. Hafız Ekrem Aşar hocamız içinse yüreğinin sesini dinleme ve peşinden gitme sevdası olmuş bu sanat. Kütahya demek, Çin'i demek, ateşte açan güller demek. Ahmet Yakuboğlu ressamım var Kütahya'nın, ondan çok etkilendim. Arkadaşım dedi ki işte senin de böyle bir içinde resime olan saygın var. Zaten ilkokul ve liselerde hep yaptığım resimlerde birinci geliyordum. İçinde böyle bir uhde vardı, Çin'iyle uğraşmak, ressamla bir heves vardı. Böylece Çin'e atıldım. 1994 yılında gönül verir bu mesleğe Ekrem Aşar hocamız. Bir yıl halk eğitim merkezinde kursa giden hafızımız, el becerisi olduğu için çok çabuk kavrar Çin'i sanatının inceliklerini. Zaten resme de kabiliyeti olduğundan, çizim ve boyama konusunda sıkıntı çekmez o. Lise yılları, o atölye senin, bu atölye benim desen çizmekle geçer hocamızın. Kütahya'da bir söz vardır. Çin'in tozunu yutan bu mesleği bırakamaz. Benim de hedefimde İznik desenler olsun, Kütahya'nın eski Rumi desenler olsun, Selçuklu, Osmanlı desenler olsun. Bunları unutulmaması ve ileriye taşımak. Geleneksel el sanatlarımızdan olan Çin'i sanatının en önemli kullanım maddesi topraktır. Onun için Allah'ın bize bahşettiği toprak sanatı olarak da kabul edilir bu sanat. Madde alemi olarak kabul ettiğimiz bu dünyada insanoğlu için olmazsa olmaz dört şey vardır. Hava, su, ateş ve toprak. Ve öyle ilginç bir tevafuk ki bu dört şey olmasaydı bu Çin'i sanatı da olmazdı. Bu yüzden Kütahya'yı dünyada ve ülkemizde Çin'i sanatında öne çıkaran unsurların başında seramik yapımında kullanılan toprağa gelir. Kütahya'da bu toprakla alakalı halk arasında anlatılan ilginç bir de efsane vardır. Eski zamanlarda bir bayan varmış, çömlek işi yapıyorlarmış Kütahya'da. Bu bayanın getirdiği çömlek diğer çömleklere benzemiyormuş. Çünkü ham maddesi kildenmiş. Kütahya'da mesela kil olduğu için onun kazdığı toprak kilden, kil yoğun olduğu için bir desen ya da böyle küp falan yaptığı zaman kil olduğu için tutarmış. Ve bu kadını takip etmişler. Bu toprağı nereden alıyor? O yeri öğrenmişler ve Kütahya'yı buraya kurmuşlar. Vesile olan toprak dahi olsa, Kütahya kurulduğu günden bu zamana birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dünyaya adını günümüzde Çin'i sanatıyla duyurmuş Kütahya. Ve kullanılan toprak hala aynı topraktır bu coğrafyada. Hani İbni Haldun demiş ya, coğrafya kaderdir. Doğal olarak Ekrem Aşar hocamızın da kaderi olmuş Çin'i sanatı. O bu sanatla uğraşırken klasik çizgilerin dışına çıkmak istemez. Kimi zaman bir lale çizer, kimi zaman bir çintemani motifi ya da ilahi bir söz nakşeder tabağına.
Bu sanatı icra ederken çamur haline gelmiş olan o muhteşem Kütahya toprağı, ustaların elinde şekillenerek birçok özel formadır. Tedarikçilerden temin ettiği tabak ya da karolar üzerine, Çini sanatının çizim ve boyama anlamında zor çalışma olarak kabul edilen gravür tarzında çalışmalar yapar hocamız. Ekrem hocam kendisi yaptığı iş aslında çok zor bir iştir, gravür işidir. Ekrem hocamıza ürünleri buradan veririz. Boyalarını kendisi bizden alır, kendisi hazırlar. Kendisinin evinin alt katında ufak bir atölyesi vardır. Orada çizimlerini yapar. Büyük emek isteyen bir iştir. Ya zaten bu işler yapan insanların kendi insanlarla sıcak iletişim çok farklı olur. Ekrem hocam mahalledeki herkes, çevremizdeki herkes bizi çok sever. Lise yıllarında gönlüne düşen sevdasının peşinden giden hocamız, bu sanatı yapabilmek için çok sabırlı olmak gerektiğini söylüyor mesleğe yeni başlayacaklara. Mesleği yapabilmek için de kullanılan araç ve gereçleri her yönüyle bilmek ve tanımak gerektiği görüşünde o. Kağıdı çizmek kadar isi de düzgün dökmek gerekir diyor tabağın üstüne. Sonrasında uygun bir fırça yardımıyla konturlar çekilerek desen ortaya çıkar diyen hocamız, asıl olan işin boyama kısmındaki el becerisi olduğunu söylüyor bizlere. Çünkü Çini sanatı kendi içinde birçok aşaması olan bir uğraş. Onun için bu sanatta her aşama bir öncekinin kalitesine ve düzgün yapılmış olmasına bağlı. Saatlerce tek bir desen üzerinde çalışıyorsunuz ve hata payınız neredeyse sıfır olması lazım. Yoksa ortaya bir Çini değil, kabaca çöp çıkar diyor Ekrem Aşar hocamız. Kütahya Çinisini öğrenmek için ilk önce perçement kağıdına desen basılır, iğnelenir ve meşe kömürü uğutularak bunu desenin üstüne basarak tabak resmi çıkar ve çizmeye başlarsınız. Bu çizme işine tahrir denir. Tahrir yaptıktan sonra boyama desenine geçersiniz. Bitkisel desenler vardır. Rumi desenli, birbirine geçmeli, yıldız desenler. Böylece Çini'ye başlamış oluyoruz. Şükreder ve sabreder o da. Bu sanatı icra eden her Çini ustası gibi. Çünkü bu işte en önemli düstur sabretmeyi bilmektir. Sabır, hakka yaklaştırandır. İmanın, ahlakın, ilmin, salih amelin, hikmetin, kısaca iyi ve güzel tüm işlerin başıdır diyor Ekrem Aşar hocamız. Çini işi sabır işidir. Ben sabır öğrendim. Hani derler ya, sabreden kişi muradına erermiş. Bir deseni tabağa çizdiğiniz zaman size mutluluk verir. Ondan sonra onu boyarsınız. Boyandıktan sonra sıra gider. Sırdan sonra fırına girer. Ve fırında ateşte açan güller dediğimiz o güller böyle kıpkırmızı olur yaptığınız resim. Fırından çıktığı zaman tabağı işte elinize aldığınız zaman size çok büyük bir mutluluk verir. Uzmanlar mutluluğun anahtarının şükür olduğunu bulmuşlar. Sabırsa şükrün ayrılmaz parçasıymış. Peygamber Efendimizin sabır genişliğin anahtarıdır sözünü kendisine rehber kabul etmiş bir Çini ustasıdır Ekrem Aşar hocamız. İmam hatiplik mesleği dışında birçok kazanımı olmuş onun bu sanat sayesinde. Bu Çini mesleği bana çeşitli arkadaşlar kazandırdı. Çevrem değişti. Ufkum değişti. Bu sanat sayesinde bakış açım değişti. Sabrı öğrendim. Değişik arkadaşlarım, çevrem oldu. Bu Çini sanatı sanki benim diğer yanım. Kendimde yapmadığım zaman bir boşluk hissediyorum. Camiden çıktığım zaman boş vakitlerimde Çini yapıyorum. Ve kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Çini sanatı için ateşte pişen, sırlanmış seramiği sabırla bekleyen ustanın göz aydınlığıdır diyor bize Ekrem Aşar.
çamura şekil veren ustanın fırınla, ateşle, sırla sınavıdır diyor bu sanat için. Ateşin sırrına vakıf olunup sınav geçildiğinde ise güzel şeyler ortaya çıkar diyor hocamız. Ama ortaya çıkan güzellikleri ise her gözün göremeyeceğini, ancak bakmasını bilen gözlerin bu güzelliği görebileceği görüşünde o. Babam uzun yıllardan beri yani bu işi yapar, ustadır yani. Evimiz bir Çin atölyesidir. Benim fazla pek ilgim olmadığı için hafızlığa yöneldim. Yazları aşağıda atölye vardır. Yazları orada Çin'ini yapar. Sabahlara kadar yani içini çok severek yapar. Kurmak istediği atölyesinde Kütahya Çinisi'yle birlikte öğrencilerine bildiği ne varsa öğretmek istemekte o. Bu Çini sanatıyla ilgili hedeflerim, gelecekte bir atölye açıp böyle yeni arkadaşlara bildiğim şeyleri aktarabilmek. İnsan hani böyle öldükten sonra ameli salih, amel defteri kapanmıyor ya. Ben de böyle insanlar yetiştirip benim de işte arkamdan dua etmelerini istiyorum. O öncelikle bir imam hatip olsa da çocukluk sevdası Çini mesleğini icra ederek geleceğe miras salih amel bırakma peşinde. Bunun için de kendisinden sonra bu işi yapabilecek öğrenciler yetiştirme arzusunda o. Çünkü yüzyıllardır güzelliğini ve cazibesini yitirmemiş geleneksel bir el sanatıdır Çini. Bu bilgilerini camisine gelen herkesle paylaşan, Çini sanatını anlatırken insanlara sabrı ve şükrü öğreten bir din gönüllüsüdür aynı zamanda Ekrem Aşar hocamız. Ekrem Aşar hocam, yaklaşık Medine Camii'nde 6 senedir görev yapmakta ve mahallemizin ve camimizin sevilen imam hatiplerinden ve kardeşlerimizden bir tanesi. Rabbim Ekrem Aşar hocam gibi bu gibi değerli kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Ekrem Aşar, asli görevi dışında kalan zamanlarda yaşadığı toprakların ismiyle birlikte anılan bir mesleği icra etmekte. Bu işi icra ederken sevgi, sabır ve sebatla işine dört elle sarılır. Ama o her daim cemaatine hizmet edebilmeyi kendisine rehber edinmiş bir imam hatiptir aslında. Şükür, Rabbimizin cömertliğine karşı en güzel kabuldür, düsturuyla nefes alıp veren bir faniyim diyen hocamız, bu iki mesleği de yapabildiği için Rabbine şükreder her zaman. Üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluğun bilinciyle mesleğini icra eden, Peygamber Efendimizin kanaat eden, en çok şükredenlerden sayılır sözünü kendisine ilke edinmiş bir din gönüllüsüdür o. Ben bir Çin ustasıyım. Çin'i yapmayı seviyorum. Asıl mesleğim imam hatiplik. Allah uzun ömür verirse ömrümün sonuna kadar inşallah imam hatip olarak görev yapmak istiyorum. Ekrem Aşar, içindeki sessizliği Çini sanatıyla dile getirdi. Bu sessizliğini kalemin ucunda desenlere dönüştürdü. Boyadı onları rengarenk. Biblolar, levhalar, tabaklar yaptı. Gönül gözüyle görebilen insanların ta içine işlesin diye.